Bu mübarek ay ki 10. günü nedir? Kurban bayramıdır. Allah kavuşmayı nasip etsin. Amin. Ondan evvel 10 geceler var. İşte 1 Ocak bu seneki takvimde 1 Ocak Zülhicce'nin birine rastlıyor. Tam bir geldiler. Onu onuna denk geliyor. Yani 10 Ocak bayram mı? İşte 10 Ocak, 10 Zülhicce bu sene bir denk geldiler. Her zaman da tabii çoğu zaman da denk gelmezler. Bu itibarla önümüzde çok mübarek mevsimler var, geceler var. Efendim terviye gecesi var, arefe gecesi var, kurban bayram gecesi var. Allah Teala'nın en sevdiği, en fazilet verdiği, kıymet verdiği mübarek günler, geceleri var. Bir de Noel belası var. Kimisi rahmet bekliyor, kimisi bela bekliyor. Allah bizi rahmetine hazırlananlardan etsin. Amin. Kendini rahmetine namzet edenlerden etsin. Amin. Azabına hedef olmaktan muhafaza etsin. Amin. Herkes bir yolda, herkes bir uğraşta, herkes bir çalışmada, bir çabada. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere kullun nasi yagdu febâi'un nefsehu femu'tikuha evmubikuha. Herkes çalışıyor, çabalıyor, uğraşıyor. Herkes bir iştedir, uğraştadır. Ama kimisi canını cennete satıyor, Allah'a satıyor, canının malını onun yanında yolunda harcıyor ve cehennemden azat ettiriyor. Kimisi de ne yapıyor? Canını cehenneme satıyor, kendine zulüm yapıyor, nefsine en büyük eziyet yapıyor, dünyanın gavurunu yapamayacağı zulmü kendine reva görüyor, kendini helak ediyor. Şimdi şu sayımız, şu gayretimiz, şu amelimiz inşallah boşa gidecek bir çaba değil. Hepiniz nerelerden geldiniz, ne niyetlerle geldiniz? Evet, inşallah bu amelimiz husranla sonuçlanmıyor. Estaizu billezine dalle sa'yuhum fil hayati dunya ve yahsabun annahum yuhsinun sun'a. Kendileri iyilik, güzellik yapıyoruz sanıp da diyor. Dünyada yaptıkları bütün gayretleri, iyi sandıkları amelleri boşa giden kafirler. Şimdi kafirler, dinsizler, imansızlar da fakire sadaka veriyor, yardım yapıyor, iyilik yapıyor. Değil mi efendim? Hayvanları koruyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama ahirette hiçbir sevap göremiyor. Ama bizim imanımız olduğu için şurada Allah için bir toplanmamızdan bu sayemizin neticesini, semeresini ahirette alacağız inşallah. Daha burada da alıyoruz. Buradan kalkmadan af oluyoruz. Temizleniyoruz, nur oluyoruz, bereketleniyoruz. Feyizleniyoruz, efendim huzurumuz artıyor, bunalımlarımız kalkıyor. Dünya ahiret saadetlerle dolu bu meclisler. Onun için sahimiz meşgul olsun inşallah. Allah tarafından şükranla, kabulle karşılansın bu gayretler. Herkes bir çabadadır. Birini çağırıyor, birine duyuruyor, birine telefon ediyor. Ne olur sohbete gel diyor, kendini hazırlıyor, milleti çağırıyor. Bu az iş değil. Şimdi mübarek Zülkade ayı. Bu da haram aylardan. Şu anda içinde bulunduğumuz ay 4 haram aydan bir tanesidir. 3 tane peş peşe olanın birincisidir. Bundan sonra ikinci Zülhicce, ondan sonra Hicri yılbaşımız Muharrem'i şeriftir. Dolayısıyla şimdi ne ameldeyiz? İnşallah canımızı cennete atacak, cennete götürecek bir ameldeyiz. Allah Teala bütün amellerimizi böyle eylesin inşallah. Amin. Kendimizi helak edecek amellerden, itikatlardan, işlerden bizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi gayret edeceğiz. Çaba sarf edeceğiz. İnsanlara duyuracağız, ulaştıracağız. Allah Teala tesiri yaratacak. İnşallah nice insanlar sizin sebebinizle yol bulacak, yön görecek, hidayet bulacak. Tam da işte mübarek mevsimler, mübarek geceler, Zülhicce-i Şerife, efendim tam 1 Ocak gecesi, bunların Noel kutlayacakları gece, efendim Allah'ın peygamberlerinin doğduğu gece, Zülhicce'nin biri İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu gece, onlara göre İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece vesaire. Peygamberler size böyle mi yapın dediler? Böyle mi içki için dediler, kumar oynayın dediler, zina edin dediler? Böyle mi eğlenin, göbek atın dediler? Ya peygamberler size ne yol gösterdiler, siz bu sulayı şaşırdınız. İnşallah biz Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği yolda istikametten ayrılmayacağız. İnsanlara bu hususta ulaşacağız. Haber ulaştıracağız. Mutlaka size bunu tavsiye ediyoruz.
Önümüzde de şurada bir 10 gün kadar bir şey kalmıştır. Çabanızı, emeğinizi artırın. Ne kadar insanlara ulaşırsanız Allah Teala o kadar muradınıza ulaştırır. Allah Teala'nın en sevdiği kulu kullarına en faydalı olandır. Hayrun nas ve enfa'un nas. Kaçak bir kulumu Davud Aleyhisselam'a buyurur. Ey Davud, niçin seni sahralarda dolaşıyor görüyorum? Ya Rabbi, ben kullarımla konuşmaktan, görüşmekten usandım. Beni meşgul ediyorlar. Senin zikrinden alıkoyuyorlar. Ben sana kaçtım. Davud Aleyhisselam diyor ki, tenhalara kaçtım, sana kaçtım. Sırf seni zikrediyorum. Mevla buyuruyor, ey Davud, sen beni zikrediyorsun böyle tenhalarda. Benle huzur üzere bulunuyorsun ama bu kadar kullarım yolunu, pusulasını kaybetmiş, cehenneme doğru sel gibi gidiyor. Şimdi bu senin yaptığın faziletli bir amel değil. Ne yapacaksın? İnsanların içine karışacaksın. Halkın içine gireceksin. Onları bana çağıracaksın. Ey Davud, eğer benden kaçan bir kölemi, kulumu, hepimiz Allah'ın kölesiyiz, Allah ayırmasın. Eğer benden kaçan bir kulumu bana geri döndürürsen, yoluma çevirirsen, leketebtüke cehbeza, seni en büyük kullarıma ilhak ederim. Bak, şimdi bu kadar kaçak kul var. Namaz kılmayan nedir? Kaçak. İçki içen, firarda. Zina eden, firarda. Haram yiyen, firarda. Kaçmış Allah'tan. Şimdi sen ne yapıyorsun onu? Camiye çağırarak, cemaate, sohbete çağırarak, hele böyle günlerde günahlardan kurtarmaya çağırarak, efendim, Allah'ın bir kaçak kulunu Allah'a Celle Celaluhu davet ediyorsun. İnşallah bu amelin batıl olmuyor. Allah seni görüyor, seyrediyor. Seni en büyük kullarına yazacak inşallah. Hele bu zamanda, garip bir zaman, fitne fesat zaman, Allah için adım atan az kalmış, konuşan az kalmış, her iş madde olmuş, menfaat olmuş, ıvaz olmuş, garaz olmuş, karşılıksız bir şey bekleyen pek az olmuş, iş yapan az kalmış. Onun için Allah Teala sırf kendi rızasını gözeterek insanların hidayetine bizi vesile eylesin. İnşallah. Gayretimizi böylece artıracağız. İnşallah. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere iyiliği emredeceğiz, kötülüğünden nehyedeceğiz. Muru bil ma'ruf, te'murunne bil ma'ruf. Mutlaka iyiliği emredeceksiniz. Namazı, orucu, ibadeti, zikri, Kur'an'ı, sohbeti, cemaati. Mutlaka. Ve le tenhevünne anil münkeri. Mutlaka kötülükten nehyetmelisiniz. Kesinlikle mecbursunuz. Bak yapmayın. Noel kutlamayın. Hristiyan merasimine katılmayın. Bu bizim dinimizin nişanı değil. Bu Hristiyanların merasimidir. Bunlara ilhak olursunuz. Allah muhafaza, onlarla haşr olursunuz. Onlar gibi yaşarsanız onlar gibi ölürsünüz. İmanınızı kaybedersiniz. Cehennemden çıkamazsınız sonra. Yapmayın kardeşim. Böyle diyeceksiniz. Demiyorsunuz. Bana ne diyorsunuz? Neme lazım diyorsunuz? Evle yusallitannallahu aleykum şirarakum. Ya da Allah sizin başınıza en kötüleri geçirecek. Bekleyin. Bekleyin, daha ne beterler göreceksiniz. فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. O zaman en iyileriniz dua edecek. Sabaha kadar teheccüd kılanlarınız, hiç günah yapmayanlarınız, evliya geçinenleriniz yalvaracak, onlar da reddolacak, duaları kabul olmayacak. Bu millete vaaz etmezseniz, bu millete haber ulaştırmazsanız duanız reddolacak. Durum bu. Toptan bir felaket gelmeden. Efendim, kaşımayalım bu Allah'ın azabına. Kendimizi namzet etmeyelim. Bir bela gelmeden azmayalım. Kuyumuzu kazmayalım. Yeniden kendimize gelelim, toparlanalım. Herkesi davet edelim inşallah. Özellikle bu Noel tehlikesi üzerine yapılan sohbeti ulaştırın. Kaç kişiye ulaştırıyorsunuz? Ne kadar insana ulaştırıyorsanız vazife yapmış oluyorsunuz. Bakarsınız bir cemaat hürmetine Allah vatanı milleti muhafaza eder. Allah Teala namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan belayı kaldırır. Birkaç kişinin yaptığı vaaz, nasihat veya davet, tebliğ, ulaştırmayla Allah ne yapar? Toplumdan azabı kaldırırım diyor. Bu Kur'an'da var. وَلَوْلَا دَفُ اللّٰهِ النَّاسِ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَفَسَدَدِلَّهُ. İyilerin salahıyla kötülerin belasını kaldırıyorum. Yoksa dünya batacak diyor. Siz demeyin ki 3 kişiden, 5 kişiden, 10 kişiden ne olur? Siz öyle kendinizi küçük görmeyin.
Allah Teala bir kulunun hatırına dünyayı kurtarır. İslam'a değer verene Allah değer verir. Kim derse ki bu Hristiyan merasimine katılmak büyük bir cürümdür, büyük bir günahtır. Arş-ı âlâ titrer. Allah bundan gazap eder. Ben bunun önüne neyle geçeceğim? Birkaç Müslümana ulaştırayım bu sohbetleri. Davet edeyim insanları. Mevla bu gayreti görürsün. İki kişi de, bir kişi de, beş kişi de. Rabbim nazar eder, tecelli eder, rahmet eder. Rabbim bakar ki bunların içerisinde hala benim dinimi dert eden var. Neme lazım demeyen var. Hadi öbürlerini de bunların metne yaşatayım. Siz inşallah siperi sakı olun. Paratonel görevi görün. Yıldırımları siperleri üzerinize çekercesine ümmetin başından belanın kalkmasına sebep olun. Ne olur bu kadar milletin başına bela olan var. Birkaç da sizin gibi bu belanın kalkmasına sebep olan çalışan olsun. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi tabii değerli geceler, kıymetli günler, bunları sohbetsiz geçiremiyoruz, mevzusuz geçiremiyoruz. Rivayetleri size ulaştırmadan duramıyoruz inşallah. Bu gece size anlatacağım, anlatmayı niyet ettiğim mevzu nedir? Kurbanla alakalıdır. Gerçi bir kitap hazırladık, inşallah yetişecek. Bu sabah 7'ye kadar çalıştık gece. Gündüz de tefsire çalıştık, ha yatmadık. Ha, öyle yok. Gece çalış, gündüz yat. Neye yarat o zaman? Efendim, inşallah yarın baskıya gidecek. Fıkıh bilgileri vesaire ilimleri 120 sayfadan fazla bir eser hazırlandı inşallah. Ben size burada bazı faziletlerini anlatırken ibretlerini anlatacağım, hikmetlerini anlatacağım. İnşallah Allah Teala malımızı canımızı yoluna kurban edenlerden eylese. Amin. İşte malı canı ne diyor? Herkes çalışıyor, kimi cennete satıyor, kimi cehenneme satıyor. Biz de inşallah Rabbimize satanlardan oluruz. Ya kurban kesmenin manasını anlatacağız. Mahiyetini anlatacağız, hakikatini anlatacağız. Teslimiyet ifadesini anlatacağız. Kurban niçin meşru edildi? Hikmeti çok. Şimdi bu meselenin başlaması ta kurban Adem Aleyhisselam'dan başlamıştır. Fakat kurban yanlış anlaşılıyor ki hayvan zannediliyor. Halbuki kurbanın karşılığı hayvan değildir. Allah rızası için hayvan kesmek kurban şekillerinden bir şekildir. Kurban nedir? Kurbettir. Kurbet nedir? Allah'a yakınlıktır. Allah'a yakınlık için neler meşru edilmiştir? Salih ameller meşru edilmiştir. Kıldığınız namaz da nedir? Bir kurbandır. Yani kurbet, ibadettir. Niçin kıldınız yatsıyı? Allah'a manen yaklaşmak için. Efendim bunun gibi salih amellerin, orucun, haccın, zekatın hepsinin bir kurban mahiyeti vardır. Allah'a tekarrup ve yaklaşmak ifade eder. Sadaka da nedir? Bir kurbandır. Ama kurban bayramında hayvanın kesilmesi, o da her hayvan değil. İlla koyun, keçi, sığır, deve efendim olarak saydığımız, bunun erkeği dişisi olursa ne oluyor? Semaniyete ezvâk, nevvânis, neyn memnil maciz, neyn memnil iblis, neyn memnil bukaris, neyn, 8 oluyor. Erkekli dişili olursa efendim bu hayvanlardan hangi günlerde? Bayram günlerinde. Bayram günleri geçerse oluyor mu? Olmuyor. Günü geçtikten sonra adam da çekip ben keseceğim. Kesmek yok. Ne diyorlar ona? Parasını sadaka ver. Kan akıtmanın zamanı geçti. Dolayısıyla bu özel bir yaklaşma vesilesi. Bunun gibi bütün salih ameller yaklaşma vesilesi. Allah Teala ne buyuruyor? Vetlu aleyhim nebe'e ibne Adem'e bilhak. Adem'in iki oğlunun başına gelen ilginç hadiseyi oku onlara. Kabil'le Habil'in idkarraba kurbanen, ikisi de bir kurban takdim ettiler. Fetukubbile mine hadima le mütekabbel mine lâkhar. Birinden kurbanı kabul edildi, öbüründen kabul edilmedi. Oradaki rivayeti biz size anlatıyorduk ne şekilde? Adem aleyhissalatü vesselam ikisinden de kurban istiyor. Tabi uzun kıssa. O zaman Hava anamız her batında, her hamlinde ne doğuruyor? Bir erkek, bir kız doğuruyor. O erkek kendisiyle doğan kızla evlenemiyor, öbürüyle doğan kızla
evlenebiliyor ki insanlığın çoğalması böyle oldu. İkiz, bir erkek bir kız, diğer kardeşiyle doğanı alıyor. Tabii ki efendim Habil hakkına razı oluyor. Kabil efendim kendisiyle doğanı daha güzel bulduğu için onunla evlenmek istiyor. Tabii bu haramdır, günahtır falan laf anlamayınca burada bir imtihan vesilesi olarak ikiniz de bir kurban getirin bakalım hanginizin kabul olacak şeklinde bir imtihan açılıyor. Efendim Hazreti Habil hayvancılıkla meşgul mübarek Adem Aleyhisselam'ın oğlu. Kabil mel'un efendim ziraatla, tarlacılıkla iştigal ediyor. Şimdi getirecekler Adem Aleyhisselam'a takdim edecekler, sunacaklar Allah Teala'nın huzuruna arz edecekler. Habil bakıyor hayvanları eliyor, eliyor, eliyor. En semiz, en güzel bir hayvanı Allah Teala'ya yaklaşma vesilesi olarak getirip sunuyor. O zaman tabii Adem Aleyhisselam'ın iki tane oğlu var. Daha dünyada millet yok, fakir yok, fukara yok. Kurbanı kim yiyecek? Meselesi akla geliyor. O zaman kurbanlar bu şekilde fakirlere falan dağıtılmıyor. Ya ne oluyor? Gökten bir ateş geliyor. O ateş onu yakıyor. Ateş yiyor onu. Ateşin yediği neye delalet ediyor? Kurbanın kabul olduğuna işaret ediyor. Ateş yemez de ortada kalırsa Allah onu kabul etmediğine delil oluyor. Şimdi bile hacılar cemaratta şeytanı taşlıyorlar. O kadar taşlarla oraya girilmemesi lazımken efendim taşlar haccı kabul olanların taşları ne oluyor? Kaldırılıyor. Haccı kabul olmayanların taşları orada kalıyor. Hala da buna benzer hadiseler devam ediyor. Kur'an-ı Azimüşşan bundan bahsediyor. Efendim bir kurbanin tekülühün nâr, ateşin yediği bir kurban. Şimdi Habil cömert, en sevdiği hayvanı, en güzel hayvanı, peşil hayvanı Allah Teala'ya arz etmek üzere getiriyor. Çünkü Allah Teala'nın yoluna efendim sarf etmek üzere hangisini seçmek lazım? Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sevdiklerinizden verinceye kadar takva mertebesine asla erişemezsiniz. İlla fedakarlığı nereden yapacaksın? En sevdiğinden. En sevdiğin hangi cinstense? Maldan, paradan, candan, efendim uykudan, istirahatten vesaire. Hep sevdiklerinden vereceksin. Böylece efendim Kabil kocaman tarlaları var, her yeri ekmiş pişmiş. Dünya zaten bomboş. İstediğin yer senin olsun. Tapu dairesi yok, bir şey yok. Efendim gitmiş oradan almış bir başak buğday getirecek kurbanlığa. Onda da baktı ki iri taneler var. O da yemedi. Onu da böyle silkeliyor, silkeliyor, silkeliyor. Bütün iyi şeyleri yine tarlaya döküyor yani. Götürürken. Cimrilik böyle hani diyorlar ya, sıkar alttan yalar hesabı yapıyor. Getirmiş bir çöp samanı da kurban diye gösteriyor. Derken ateş geliyor, ne yapıyor? Hazreti Habil'in kurbanını yiyor, kabul olduğuna işaret ediyor. Onun getirdiği bir bağ, saman ortada öyle kalıyor. Bu hepten küplere biniyor. Zaten kıskançlık baş gösteriyor. Ben seni öldüreceğim. Şudur budur. İnnemâ teqabbelullâhu minel müttakîn. Niye seninki kabul oldu? Niye benimki kabul olmadı diye kardeşini öldürmeye kalkıyor. Hazreti Habil'in cevabı Kur'an'da zikrediliyor. Bu cevap bize de kıyamete kadar hakkımızda okunuyor, geçerli oluyor. Allah ancak kimin namazını, orucunu, haccını, zekatını, kurbanını kabul eder? Takva sahiplerinden amellerini kabul eder. Haramlardan sakınanın Allah diğer ibadetlerinde ne yapıyor? Kabul ediyor. Haramdan sakınmayanın diğer ibadetlerinde reddediyor. Onun için Allah bizleri müttakiler zümresine ilhak eylesin. Amellerimiz makbul olsun. Şimdi kurban böyle bir mefhum. Ta Adem Aleyhisselam'dan geliyor. Bütün peygamberler zamanında efendim bundan amel ediliyor. Ama illa da hayvan kesme anlamında değil. Yoksa getirdiği bir demet, ot da durumuna göre efendim yaptığı bir hayır da ne sayılıyor? Kurban sayılıyor.
Neticede iş kimin dönemine geliyor? İbrahim Aleyhisselam dönemine geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ı biliyorsunuz, eşi Sare validemiz doğurmadı, kısırdı, çok da yaşlıydı. İbrahim Aleyhisselam da bayağı yaşlandı. Neticede Hacer validemiz Sare validemize verildi. Onun da kıssasını anlattık size. Mısır'daki efendim zorba hükümdar tarafından Firavunlar döneminden önce. Firavunlar döneminden önce efendim Hacer validemizi ona hizmetçi olarak Sare validemize veriliyor. O da onu İbrahim Aleyhisselam'a ne yapıyor? Hibe ediyor, hediye ediyor. İbrahim Aleyhisselam da onunla ne yapıyor? Evleniyor. Hacer validemizle. Evleniyor. Fakat sonra Sare validemiz çok kıskanmaya başlıyor. Hele bir de İsmail Aleyhisselam doğunca, çocuk olunca tamamen göz görmeyince gönül katlanır hesabı. Önünde de gördüğü sürece hepten huzuru kaçıyor. Da büyük annemiz tabii Sare validemiz, Allah'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da bahsettiği, methettiği Ehl-i Beyt. Büyük insan. Fakat bu kıskançlıktan kallema yahlu insan yani. İnsan hemen hemen yaratılış itibariyle bu şeyden boş kalamıyor. Efendim işte ona bayağı bir eziyete başlıyor. Burnunu keseceğim, kulağını keseceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hacer validemiz de kaçıyor. Kaçarken Hazreti Cebrail yoluna çıkıyor. Tabi insan şeklinde melekler o zaman geliyor, görünüyor. Nereye gidiyorsun diyor. Diyor, hanımımdan kaçıyorum diyor. Artık nereye gidersem gidiyorum. Duracak halim kalmadı. Ona diyor, irci'i ve hda'i, sen dön ona boyun eğ, sabret, sana eziyet de etse tahammül et. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يُكْسُرُ ذُرِّيَّتِكِ, Allah sana bir zürriyet verecek. Allah sana bir İsmail Aleyhisselam verecek. Ondan öyle bir nesiller türetecek. Ondan Muhammed Mustafa gelecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan Mekke kurulacak. Mekke. İnsanlar aktı gidiyor. Kıyamete kadar gidecek inşallah. O Hacer validenin ne bereketli kadın. Efendim, sen sabret. İsmi İsmail olan insanların gözdesi bir zat sana evlat olarak nasip edilecek. Sabrediyor, ediyor, ediyor. Artık tabii bir noktaya gelince İbrahim Aleyhisselam Allah'tan aldığı emirle İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'ye annesiyle birlikte daha kundaktayken götürüp yerleştirmeye memur ediliyor. Ve böylece Sare validemizden de uzaklaşmış oluyorlar. Fakat Mekke kurak, çorak, ot yok, ocak yok, bir tane ev yok, su yok. Ama Allah'ın evi orada mı? Orada. O zaman da var mıydı? Ta Adem Aleyhisselam'dan evvel var. Orası sonradan seçilmedi. Allah Teala gökleri yerleri yarattığı günden beri اَلَا اِنَّ مَكَّةِ حَرَّمَهَا اللّٰهِ يَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ فَالْاَرْضِ Muhammed Mustafa buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah gökleri yerleri yarattığı günden beri Mekke'yi ne yaptı? Hürmetli kıldı, harem-i şerif yaptı. Tabii Nuh tufanında eserleri üzerinden izler kaybolmuşsa da temeller aşağıda duruyor. Adem aleyhisselamdan evvel meleklerin yapıtı, bina temelleri kalıyor. Böylece oraya yerleştiriyor. O uzun kıssalar, size defaatle anlattık. Zemzem'in çıkışı vesaire, Hacer validemizin orada yerleşmesi, İsmail aleyhisselamın büyümeye başlaması. Bu sırada İbrahim aleyhisselam Mescid-i Aksa tarafında Şam diyarında Sare validemizle birlikteyken ara sıra Mekke'ye gidiyor geliyor. Çok daha uzak değil ama tabii o zamanki imkanlarla uzak kalıyor. Fakat tabii yanlarında pek duramıyor. Sare validemizin kıskançlığı sürüyor, artarak devam ediyor. Hiç gitse bile attan inmeye, deveden inmeye bile izin vermiyor. Bu sıralardan birinde yine İbrahim aleyhissalatü vesselam, Hacer validemiz da sağken, İsmail aleyhisselam da yeni yürüme çağına ermişken efendim Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu bir sırada rüyasında ne görüyor? Yalnız rüyasında derken senin benim rüyama benzetilmeyecek bu. Çünkü rü'yel enbiya'yı, peygamberlerin gördüğü rüya neyi temsil eder? Aynı ayet gelmiş gibi vahidir. Ha uyanıkken
Cebrail aleyhisselam ayet getirdi. Hatta rüyada Allah-u Teala onlara bir emir verdi. Bunun bir farkı yok. Çünkü peygamber olmanın farkı var. Diğer insanların rüyasına benzemiyor. Uykusunda İsmail aleyhisselamı kesmekle memur kılınıyor. Evvela Allah Teala Cebrail aleyhisselama emrediyor. Git dostumuz İbrahim'e, o ne dosttur o, bu emrimizi tebliğ et. Hazreti Cibril diyor ki, ya Rabbi, aramızda çok eski dostluk var. Şimdi de yaşı bayağı ilerledi. Ben bu zamana kadar hep ona sevinçli haberler götürdüm. Şimdi oğlunu kesme emrini götürmek, efendim, bana zor geliyor. İzin verirsen bu işi ben yapmayayım diyor. Melekler isyan eder mi? Etmezler. Ama Allah Teala'ya müracaat edebilirler mi? Edebilirler. Sen ben dua etmiyor muyuz Allah Teala? Başımıza bir şey geliyor. Ya Rabbi bunu ben kaldıramıyorum. Mesela diyebilirsin. Allah Teala da sana hadi git kulluğumdan demez. Çünkü neden? İnsan Allah Teala'ya müracaat edebilir. Başka müracaat kapısı yok. O zaman Allah Teala buyuruyor, ben ona bu işi rüya ile bildireyim. Hazreti Cibril devreden çekiliyor. Efendim, işte biliyorsunuz terviye gecesi önümüzde. Zülhicce ayının 8. gecesi. Yani 7'yi 8'e bağlayan gecenin adı nedir? Terviye gecesi. 8'i 9'a bağlayan adı nedir? Arefe gecesi. 9'u 10'a bağlayan adı nedir? Nehar gecesi, Kurban Bayramı gecesi. Bu 3 gece. İnşallah önümüzdeki sohbette onların faziletleri, bazı namazlar, ibadetleri zikredilebilir. Efendim, sabah uykudan uyandığı zaman düşünüyor, terviye oradan geliyor, düşünce günü. Bu rüya şeytani midir, rahmani midir? Şeytanın bana müdahale etmeye bir hakkı yoktur, yetkisi yoktur. Allah Teala buyuruyor, dostlarıma hiçbir gücü yoktur. Bu rahmanidir falan, ama o düşünce onu bayağı yoruyor, meşgul ediyor. Dikkat! Herkes, çocuğu olanlar bunu düşünsün bakalım. Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir imtihandır? Şu bizim gibi ufacık suda boğulanlar böyle bir imtihanda ne yaparlar acaba? Allah Teala dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmiş. Dostlarına yapıyor. Ertesi gece yine aynı rüyayı görünce, o gece Arafa gecesi, ertesi günü Arafa deniyor, anlamaktan geliyor. Anlıyor ki şeytana Allah bu kadar yol vermez, hadi bir kere düşündüm ama bu ikincide düşünme payı kalmadı çünkü rahmani olduğu kesinlik kazandı. Ne yapayım diyor, Allah çocuğumu kesmeyi emretti, böyle de bir şey ben hiç duymadım. Eski şeriatlarda misli yok, örneği geçmemiş, kimsenin başına bir şey gelmemiş. 100 tane koyun kesiyor. Hani kurtarmayayım bu işi. 100 tane koyuna da ateş gelip hepsini yiyor. Allah'tan ateş geliyor. Oh diyor, elhamdülillah, kurbanım da kabul oldu, bu iş bitti. Yatıyor 3. gece. Ne gecesi? Nehar gecesi. Kurban Bayramı gecesi. 9'u 10'a bağlayan gece. 10. gece. Yine aynı rüyayı görünce Karib veledeki İsmail, sana bir koyun kurban et demedik, oğlun İsmail'i kurban edeceksin. Mesele ne işte? Mesele bu muhabbet meselesi. Mevla ortak istemiyor. Sevgide ortak kabul etmiyor. Nasıl ki ibadette ortak kabul ediyor mu? Etmiyor. Sevgide de ortak kabul ediyor mu? Etmiyor. Bizim kalpteki sevgiler nereye doğru? Ya bize niye böyle imtihan oluyor? Sana niye böyle imtihan olacak? Sen zaten Allah'tan başka ne varsa kalbi takmışsın oralara. Sen Allah'ı ortak bile kabul etmiyorsun ki. Onun için sana böyle emir gelmez ki. O kime gelir? O kime gelir işte İsmail Aleyhisselam'a biraz muhabbet besleyen, İbrahim Aleyhisselam'a gelir, Yusuf Aleyhisselam'ı seven, Yakup Aleyhisselam'a gelir. He? O dostlara gelir. Bizde daha o dostluktan bir
Nasip yok. Allah cümlemize dostluğundan bir zerre tattırsın. Tekadallahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim kulunu ne yaptı? Dost edindi. Bu herkesin dostluğuyla bir midir? İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi, bu çocuk kurban edilecekse ben sana kurban olayım da bunu başkası kessin, ben kesmeyeyim. Bir de elinden keseceksin. Ya Rabbi dedi. İşlev kâne hâde zebhu alâ yedi gayr. Ne olurdu başkası kesseydi de ben kurtulsaydım. Ya çocuğum kesilsin, bir şey demiyorum. Allah Teala buyuruyor. La yekun illa alâ yedi. İlla sen keseceksin. Melekler dediler, ya Rabbena lime faalte hâkede. Ya Rabbi hikmetin nedir? Mevla buyuruyor. Hatta yezide belâne alâ belâ. İmtihana imtihanı katacağım. Belaya bela katacağım. Kurban olduğum sen. Melekler diyorlar, lime ya Rabbi? Buyur, hatta la yuhibbe ahaden gayr. Benden başka kimseyi zerre kadar sevmeyecek. Sevgi gidecek. Fe inni la akbelu şerike fil hub. Ben aşkta sevgide ortak tanımam. Benim dostum ancak beni sevecek. Aha. Nasıl bir imtihana tabi tutuldu? Yusuf Aleyhisselam'ı çok sevdi Yakup Aleyhisselam. Ne oldu? 40 sene ayrılığa müptel oldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kimi çok sevdi? Hasan, Hüseyinleri çok sevdi. Hazreti Cibril geldi, ne dedi? Hasan zehirle öldürülecek, şehit edilecek. Hüseyin de başı kesilerek şehit edilecek. Yani her şey fani, bir kalan baki benim. Benden başkasına zerre kadar muhabbette iştirak kabul etmiyorum. Ama bu muamele kimle yapılır diyorumse, dostlukta zirveye ulaşanlarla yapılır. Bizim gibilere zaten böyle bir mükellefiyet sunulmuyor. Bizim gibilere bir kurban kes deniyor. O da onu hesap ediyor işte. Kredi kartıyla mı alsam, kaç ay taksit yaptırsam, yahut da Azerbaycan'da 50 dolar aymış, oraya mı göndersem diyor. Biliyor musun? Azerbaycan'da vekalet ederse 50 dolara bir kurban var. Aa, biz burada 400 milyona canımız çıkacak, görüyor musun? Ben oraya vekil vereyim, hoca var mı oraya giden? Çok fakir olanlara bazı bir yol gösteriliyor da, ana bir de baktık, herif katır trilyoner, o da diyor ki iki kurban da ben vereyim 100 dolardan. Ulan sana ne oluyor? Herif nisabı zor bekliyor, fakir hiç olmazsa keseyim diyor, vekalet vereyim diyor, gariban adam. Bu zengin ya. Bu da 50 dolara bir kurban kesmek istiyor, biliyor musun? Allah Allah. Zenginler yapıyor. Vay 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 vay. Senin imtihanına bak sen. 50 dolarla 100 dolar arasında bittin zaten sen. Sana oğlunu kesme, oğlunu kes. Denir mi sen? Dinden de çıkarsın. Hoca der, Allah haşa sapıttı mı ya der. Tövbe ya Rabbi. Vallahi der ya. Oğlunu kesme, oğlunu kes. Böyle bir din olmaz dersen. Samimi söylüyorum. Gülüyorsunuz, gülüyorsunuz ama hala size İslamiyet'in bazı şeylerini bile anlatamıyoruz biz. Bak, ben şu kürsüden öyle bildiklerim var, anlatamıyorum size. Kellimun nas ala kadri ukulihim. Akıllar akılları aldığı kadar konuşun insanlara diyor. O emre uyuyorum. Sizin aklınızın almayacağı şeyleri ben size konuşamıyorum. Çünkü öyle şeyler duyduğunuz zaman da böyle de din mi olur deyip dinden çıkanlarınız olur. Ben konuşamıyorum bazı bildiklerim. Her bildiğimi konuşuyor muyum zannediyorsunuz? Ben bu kadar kitap okuyorum. Kaçta okumuyorum. Ama İslam eşittir teslimiyet. Kurban eşittir teslimiyet. O şuuru almadıktan sonra istediğin kadar deve kes. Manayı anlayacaksın. Bak şurada başa gelen hadiseye bak. Sen ne durumdasın? Ya, hemen Allah'a itirazlar. Çocuğu ölenlerin Allah'a karşı isyanları. Beni mi buldun? Benim çocuğumu mu buldun demeleri. Ya Allah'a karşı, feleğe karşı, meleğe karşı sövmeleri, hakaretleri, efkarlanmaları. He? Durum bu. Şimdi biz Allah'tan bela mı isteyelim? Yok. Rabbena atina fid dünya hasene fil ahirete. Dünyada da güzellik var, iyilik, güzel şeyler var. Ahirette de güzel şeyler var. Allah bizi imtihan etmesin.
Ama velenebluvennekum bir şey. Yemin ediyor sizi imtihan edeceğim. O zaman ne diyoruz? Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Amin. O zaman ne diyoruz? İmtihan ederse kazanmayı nasip eylesin. Amin. İşte dua, duanın çeşidi işte böyle. Kademe 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 dua. Ismarlamayla imtihan olmaz. Benim soruları sen evden getiremezsin öğretmene. Bu soruları bana soracaksın. Böyle bir imtihan duyulmamış. Allah Teala canının istemediği şeylerle seni imtihan edecek. İşte herkes kendini bu kurbanda bir hesaba katsın bakalım. Allah ile arasındaki imtihanlarda hangi sınıfta? Ne derecede? İş bu. Şimdi ne olacak? İbrahim Aleyhisselam çok düşünceli fakat kesin kararlı. Kalktı. Annesine dedi, İsmail'imi dedi, yıka güzel. Çocuğu olmamış, İbrahim Aleyhisselam'ın yaşı bayağı yüzü geçmiş. Daha İsmail Aleyhisselam 100 yaşından falan sonra olmuş. 80-100. O yaşlarda İshak Aleyhisselam daha sonra Sare validemize Allah Teala nasip etmiş ayrıyetten. O üzüntüsüne karşılık. İsmail Aleyhisselam'dan sonra İshak Aleyhisselam. Evvela İsmail Aleyhisselam çünkü ilk çocuk ve senelerin hasreti 100 yaşına gelmiş çocuksuz. Allah Teala mucize olarak sebepsiz de yaratmaya kadirdir. Babasız yarattı İsa Aleyhisselam'ı. Burada yine ana var, baba var. İbrahim Aleyhisselam yaşlı da olsa. Sare validemiz kısır ve yaşlı. O da 100 yaşlarında. Allah Teala yaratmaya kadir, ölü rahimleri diriltmeye kadir, kabirdeki ölüleri diriltmeye kadir Allah Teala. Sebepler alemindeyiz. Bir sebep yaratıyor. Evet. Ama çocuk hakikaten acayip bir şeydir. Çocuk sevgisi. Onun için veleneblüvenneküm de nereye geliyoruz? Ve semerat. Sizi yeminle imtihan edeceğim şeylerden biri de diyor, ürünlerinizi eksilteceğim. O meyvelerinizi derken tefsirde ne diyor? Kalplerinizin meyvesi olan çocuklarınızdan da alacağım diyor. İşte onun için bir adamın çocuğu öldüğü zaman efendim Allah Teala meleklerine soruyor. Ekabazdun veledi abdi, kulumun oğlu çocuğunu aldınız mı? Naam aldık ya Rabbi. Emir verdin aldık. Ekabazdun semeratef vadi, gönlünün meyvasını aldınız mı diyor. Gönlünün meyvasıdır çocuk. Aldınız mı diyor. Naam aldık ya Rabbi. Mâdâ kâle abdi, kulum nasıl karşıladı diyor. Görmüyor mu? Meleklerine soruyor. Ama milletin tutumları davranışları nasıldır? Ne isyanlar, ne yaka yıpratmalar, ne yanakları şamarlamalar, ne efendim dizlerine vurmalar, dövünmeler, ne ağıtlar, ne ağlamalar, ne bağırmalar, ne isyanlar. Bunlar nedir? Ya, imtihan edeceğim. Ha, tabi melekler diyorlar. Hamidi gevesterca. Ya Rabbi hamd etti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ınız. Mülk Allah'ın. Alan da o, veren de o. İnne lillahi ma akade ve lehu ma ata. Resulullah'ın oğlu İbrahim vefat etti. Başladı ağlama, çıt çıkartmıyor. Sen de mi ya Resulallah dediler. Dedi hadi rahmetun cealehallah fi kulub ibadir ruhama. Gözyaşının gelmesi merhamet belirtisidir. Allah acıyan kullarına acır. Merhametli kullarının kalbine Allah bir his koymuştur. Ondan göz yaşarabilir. İnne aynâ tedmâ vel kalbe yahzen. Benim de gözüm yaşarır, kalbim üzülebilir. Ve lâ nekûl illâ mâ yerdâ anû rabbuna. Ama Rabbimizi kızdıracak bir söz, bir fikir bizden çıkmaz. Razıyız Allah'ımız deriz. Farkımız budur. Yoksa ağlamak yasak değil, bağırmak yasak. Sesli ağlamak yasak, feryat figan yasak ve itiraz yasak. Ne yaptı? Sana hamd etti, istirca etti. Rabbimiz ne buyurur? İbnu li abdi beyten fil cennet ve semmuhu beytel hamd. Hemen bu kuluma cennette bir köşk yapın. Yani adam cenneti garantiledi çocuğu ölmekle. Cennette köşk yapın, köşkün adına da hamd köşkü takın. Sen perde arkasını görmediğin için, altında aslan yatıyor bilmediğin için, dış görünüşe baktığın için üzülüp duruyorsun. Ama çocuğun da cennette, sen de cennette inşallah.
sonu cennet olduktan sonra fani dünyaya kim üzülür? Zaten bitti bitiyor, kimse kazık çekecek yok. Böylece İbrahim aleyhisselam büyük bir imtihanla karşılaştı. Dedi ki onun zaten imtihanı bitmez. Çok imtihan oldu ve kazandı. Annesine dedi onu bir iyice yıka dedi. Ondan sonra güzel yağla, kokula yaptı. Tam İsmail aleyhisselam aldı çıkaracakken şeytan geldi. Şeytan Mekke'de de cirit atıyor yani. Her yerde var. Geldi. Dedi, ey Hacer, biliyor musun ne durum var? Yok. İbrahim dedi, İsmail'i kesmek istiyor. Adam şekle geliyor, konuşuyor. Allah Allah. Hani derler ya, haberin olmasa bari sonradan duysan. Bir de haberli. Dedi, niye? Şeytan tabii lafına dikkat ediyor. Allah ona öyle emretmiş zannediyor. Şeytan lugatını iyi bilir. Zeame diyor. Allah'a zarar o. Bir Hacer. Hacer validemizin cevabına bak. Kadına bak, kadına bak. İşte böyle kadın. Peygamber doğurur ya. Sellemnel emra lillah. Bütün işleri Allah'a teslim ettik dedi. İlk cevap ya. Lütfen. Böyle bir erkek bulun. Böyle bir erkek bulun. Duyar duymaz. Panik yok. İşleri Allah'a teslim ettik. İstersen etme. Ha bizimki öyle işte. Dövün. Sonunda ne oluyor? Allah'ın buyurduğu oluyor. Olan sana oluyor, bana oluyor. Kaybeden biz oluyoruz. Yoksa bizim istediğimiz olmuyor. Yine Rabbimizin muradı oluyor. Ah Allah'ım, ah, bize anlat ya Rabbi. Abdi türidu ve üridu. Ey benim kulum diyor. Sen bir şey istiyorsun böyle olsun. Ben bir şey istiyorum böyle olsun. Bak şimdi Allah'la çekişmeye bak. Bizim işlerimiz hepimize söylüyor bunu. E ne olacak? Fe in radite bima uridu kefeytuke ma turidu. Sen desen ki ben işi sana teslim ettim ya Rabbi, ne yaparsan yap. Ben de derim ki ben de senin isteğine kafi geldim. Ne istersen vereyim. Fe in lem tarza bima uridu et'abtuke fima turidu. ثُمَّ لَا يَكُونُ اِلَّا مَا اُرِيدُ. Bu ne ayetler ya? Eski kitaplar. Peki, yok sen razı değilim. İlla da benim istediğim olacak diyorsun. Uğraşıyorsun, çabalıyorsun. Benim kaza ve kaderime karşı direnişe geçiyorsun. Razı gelmiyorsun. Evet. Ne olacak? Ben de seni kendi isteğini tahsil etmen için yoruyorum. Uğraş kulum diyorum. Uğraşıyorsun. Paralar, milyonlar, milyarlar, vakitler, saatler, çabalar, harcamalar, telefonlar, görüşmeler. Sonra ne oluyor diyor? Sonra yine benim dediğim oluyor. Yani senin bütün çaban da nereye gitti? Boşa gitmek artı Allah Teala'ya isyan ve rızasızlık yüzünden hem isteğin olmadı hem de bu kadar çaban boşa gitti. Yazık değil mi? Desene ki Hacer validemiz gibi. Sellemler emra lillah. İşi Allah'a teslim ettik. Ya Rabbi bizi bunu dilimizle değil kalbimizle söyleyenlerden eylesin. Amin. Dilimizle hepimizin her gün konuştuğumuzla. Ben Allah'a teslim adamım. Ama işte biraz bir şey bir yerine değdiği anda bağırıyorsun. Mübarek adam, biraz sabredeceksin. Derken şeytan ne yaptı? Baktı ki buradan bir cevap alamadı. İsmail aleyhisselama gitti. İsmail aleyhisselama dedi, ne oldu, ne var, ne yok, nereye gidiyorsun biliyor musun? Yok, keseceksin dedi. Kim kesecek dedi? Baban. Niye kesecek beni? Dedi, Allah ona öyle emretmiş. Öyle söylüyor. Aynı cevap verdi. Sellemlel emra lillah. İş Allah'a kalmıştı. İsmail Aleyhisselam'ın cevabı daha acayip. Hem çocuk aklı başında hem de kendi başına gelecek bir hadisede baktı ki ondan da bir şey çıkaramadı. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam'a geldi. İbrahim Aleyhisselam'ın da rüyasına geldi. Dedi İbrahim Aleyhisselam'a ki çocuğunu mu keseceksin? Dedi evet.
Dedi sana dedi ben rüyada bunu ben söyledim dedi. Etme gitme sen yanlış yapıyorsun falan. İleyke anni adi vallahi. Uzak ol benden ey Allah'ın düşmanı. Ben emri aldım. Biz şimdi bir de böyle ihtilaflı olsa bizim iş var ya. Oho. Hoca diğer adam ayet yok hadis yok. Adamı rüyayla kestireceksin ya. Adama ayet okuyorsun durmuyor. Hadis okuyorsun tınmıyor. Bir de rüya gördüm desen ne yapar? Sapıtmış bu der ya. E tabii ki peygamberin rüyasıyla senin benim rüyamda bir olur mu? Olmaz. Olmaz ama insanlardaki teslimiyete bak. Küçük çocuktaki teslimiyete bak. Annemizdeki teslimiyete bak. Artık getirdi Mina'da hacıların kurban kesim yeri vardır. Tam oraya yakın. Daha yakın yere getirince o zamana kadar durdu. Orada efendim bu emri İsmail Aleyhisselam'a tebliğ etmeye niyet etti. Saffat suresinde. İsmail Aleyhisselam işte babasının bacaklarının etrafında koşabiliyor. Yürümeyi ilerletmiş, işte koşabilecek çağa gelmiş. Tabii konuşuyorum. Aklı eriyor. Babası ona dedi. Estağfirullah. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ Yavrucuğum dedi, ben rüyamda görüyorum ki seni kesiyorum. Bir de sen düşün bakalım ne dersin? Halbuki düşünme payı yok. Ama yine de çocuğa istişare sunuyor. İsmail Aleyhisselam diyor ki babacığım diyor ne duruyorsun emrolunduğunu hemen yap. Allah sana bir şey emretti bana mı soruyorsun? Bir de inşallah demeyi de unutmuyor Allah. O telaşta ya. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diye. Ya böyle bir işte bu Muhammed Mustafa'nın dedesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim Aleyhisselam'dan bütün İsrailoğullarının peygamberleri İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. İbrahim Aleyhisselam'dan sonraki bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. Nübüvvet ağacının köküdür. Ama bütün İsrailoğullarının peygamberleri yüz binlerce peygamber İshak Aleyhisselam'dan gelirken sadece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kimden geliyor? İsmail Aleyhisselam'dan geliyor. Ya. Görüyor musun şecereyi? Görüyor musun kökü? Görüyor musun silsileyi? Görüyor musun halkaları? Ne insanlardan kimler doğuyor? Görüyor musun? Allah kime nasip ediyor? Babalarının iyiliğiyle efendim çocuklarına ne bereketler Allah Teala sirat ettiriyor. Yalnız dedi senden ricam şu olsun, beni yatırdığın zaman kesmek üzere sağlam bağla ki efendim kanımdan sana biraz isabet etmesin. Yani kanım sıçrar sana, ben sallanırım. Ondan sonra can havliyle belki davranırım. Bıçak dayandığı zaman zorlanırım. Belaya karşı babacığım sen de sabırlı ol dedi. Gömleğimi de anneme hatıra olarak götür dedi. Bak. Ona da benden selam söyle. Benim nerede olduğumu sorarsa de ki teraktu indemen ve hayrun minki ve minni. Onu senden benden hayırlısının yanına bıraktım der. Yani Allah'a kurban verdim. Allah çocuğa anasından babasından daha hayırlıdır. Benim çocuğuma da benden hayırlıdır. Bana da benim babamdan hayırlıdır. Sana da senin anandan babandan hayırlıdır. Allah'ı böyle tanırsan Allah'tan korkmazsın.
Celle Celle. Allah'ı seversin, sayarsın. İtaatın korkudan değil, sevgiden gelir. Seve seve Allah'a gitmek istersin. Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam baktı ki iş zor. Dedi ya Rabbi rahim da'fi ve kibera sinni. Ya Rabbi zafiyetime merhamet eyle. Yaşımın kocalığına, ihtiyarlığıma acı. Fe illem terhamni ferham alel velede sabiyye sagira lezi la denbelu. 7 yaşında bu sabi günahsız, buna da merhamet buyur, bana da merhamet buyur. Yani bu işten beni kurtar demiyor, bu işi bana becettir. Böyle ya, eline gözüne bulaştırmak var, kolay iş midir? Bir koyun keseceğin 40 defa ortalık bulaşıyor. Bir inek yatırana kadar inek adamları yere yatırıyor yani. Öyle ya, bu kolay bir şey değil. Hele bir de çocuğun, insanın eli ayağına dolanır, panik yapar, heyecana kapılır, Allah'ın emrine isyan sayılır. Helak olurum. Helak olurum ya Rabbi. Bana acı da bu işi bana efendim kolay et. Kolay et, kabul et. İbadetlerin başında yapılacak zor ibadetlerin başında Allah'u yessirhu li yetekabbelu minni. Melekler ağlamaya başladılar. Bütün melekler seyrediyor. Allah. Gökler inim inim inlediler. Bütün melekler yalvarıyorlar, ağlıyorlar. Gök kapıları açıldı. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı alnının üzerine yere yatırdı. Ya. Ve tam efendim kesilecek halde yatırdı. Bıçağı da iyice biledi, biledi, biledi. Çünkü bilenmiş bıçakla kurbanı kesmek lazım ki ona da çok eziyet vermemek lazım diye öyle hazırlığını yaptı. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah. Felemma eslema ve tellehu lil cebin ve nâdeynâhu en ya İbrahim kad saddaqter rü'yâ inna kezâlike necizil muhsinin. İnne hâzâ lehüvel belâ'ul mübîn ve fedeynâhu bizibhin azîm ve terakna aleyhi fil âkhirîn. Selâmun alâ İbrahim. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Baba oğul teslim oldular. İşte eslema. Eslema'da dur. İslam teslimiyet. Adem Aleyhisselam Müslüman. İbrahim Aleyhisselam Müslüman. Biz de Müslümanız elhamdülillah. İnned din indallâhil İslam. Allah'ın dininde tek din İslam. Zülkarneyn bütün dünyayı dolaştı. 5000 sene evvel İbrahim Aleyhisselam zamanında insanları nereye davet etti? İslam'a. Bütün peygamberler insanları nereye davet etti? İslam'a. Mâ kâne İbrahim Yahudiyen ve lâ Nasraniyye ve lâkin kâne Hanîfen Müslim'a. İbrahim'i Yahudiler diyorlar bizim babamız, Hristiyanlar diyorlar bizim atamız. Biz diyoruz bizim peygamberimizin dedesi, biz onun milleti üzereyiz. Allah ne buyuruyor? Ne Yahudiydi, ne Hristiyandı. Hanif, batılları terk etmiş, Hakk'a yönelmiş, dost doğru bir Müslümandı. Çünkü İslam, teslimiyet. Daha Türkçesi, boyun eğmek. Yani, itaat etmek. Emrin baş üstüne demek. Sellemnel emra lillah. İşi sana bıraktık ya Rabbi demek. Ne buyuruyorsan, kabuldür demek. Hiç itiraz etmemek. İslam bu. İbrahim Aleyhisselam kaç defa bu hali sergiledi? Kaç defa bu teslimiyeti sergiledi? Malını misafirlere ikram. Misafirsiz yemek yemez. Misafir gelmesi oruca niyet eder. Kilometrelerce yürür sofraya bir misafir getirecek. Bütün malını Allah yoluna dağıttı. Canını
Nemrut'un ateşine kurban etti. Kendini ateşe Allah için feda etti. Dininden taviz vermedi, yolundan vazgeçmedi. Şirke meyletmedi, tevhidi terk etmedi. Putlara tapmadı. Dünyada tek Müslüman oydu o zaman. Sare validemiz de ikisiydi. Ta Hacer validemizden evvel, Mısır'a gelmeden evvel. Sahih hadiste ne diyor? Ey Sare, bilesin ki bugün dünyanın üzerinde senden ve benden başka Allah'a iman eden bir kişi yoktur. Çünkü Nemrut dönemiydi, bütün dünyanın tek hükümdarı Nemrut, insanları kendine taptırıyordu. Kendi timsalindeki putlara taptırıyordu. Tek Müslüman. Öyle büyük bir peygamber. Dünyada da seçilmiş, ahirette de seçilmiş. Ya. Dost! Ne dost? Tekadallah İbrahim'e halila. Allah diyor İbrahim'i kendine dost seçti. Peygamberler içinde onun lakabı nedir? Halilur Rahman. Rahman'ın dostu bu. Dostluk ne acayip bir şeydir. Kainatı yaradan seni dost ediyor. Seni ne kadar imtihan ediyor. İşte ne kadar imtihan. Neticede imtihanları kazanıyor. Allah Teala'nın dostluğunu hak ediyor. Allah ona bağışlasın. Amin. Şefaatine nail eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden ayırmasın. Amin. O millet üzere yaşatsın. Amin. O millet üzere öldürsün. Amin. Kabirde de sorulduğu zaman milleti İbrahim üzereyiz cevabını vermeyi bize nasip etsin. Amin. İşte kurban kesiyorsak onun milleti üzereyiz inşallah. Namazlarımız onun milleti üzere. Sünnet oluyoruz çocuklarımız, oğlanlarımız sünnet ediyoruz. Onun milleti üzere. Bıyıkları kısaltıyoruz onun milleti üzere. Sakalları uzatıyoruz onun milleti üzere. Koltuk altlarını efendim yoluyoruz onun milleti üzere. Eteği tıraş ediyoruz onun milleti üzere. Abdestte ağzımıza burnumuza mazmaza istişak su çekiyoruz onun milleti üzere. Misvak kullanıyoruz onun milleti üzere. Ya hep fıtrat. İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor bütün bu sünnetler mübarek. Bu kurban da İslam'ın nişanlarından böyle büyük bir sünnet. Ama mesele ne? Teslimiyet. Allah Teala'nın bütün emirlerine şeksiz, şüphesiz, itirazsız. Neden? Niçin? Acaba 20. asırdayız. Bu iş olur mu? Bu zamanda bu olur mu? Bu değişir mi? Değişmez mi? Payı var mı? Hiç böyle bir şey sormak yok. İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberler sünnetli doğdu. Hikmet-i İlahi İbrahim Aleyhisselam sünnetsiz doğdu. 80 yaşında Allah ona ne buyurdu? Sünnet olayı İbrahim dedi. İktedede İbrahim Aleyhisselam bil kadum böbülüm semanine sene. Buhari hadisinde diyor aldı baltayla keserle kendini sünnet etti. 80 yaşında. Buhari bu. Canıymış, malıymış, oğluymuş, kendisiymiş. Ne emrediliyor onu yapıyor. İşte Müslüman, tam bir Müslüman bu. İşte İslam da bu. İşte baba oğul Allah'a kendilerini teslim ettiler. Onun için Allah Teala onları seçti. Kayaya sürtüyor bıçağı. Öyle keskin bıçak kayadan ateş çıkarıyor böyle. Fakat ete vur diyor. Kesmiyor. İsmail Aleyhisselam dedi. Baba ne var? Dedi şu bağlarımı dedi kes. Niye dedi? Sonra ben düşündüm dedi. Bağla dedim ama uygun değil dedi. Rabbim görüyor ki şimdi İsmail kulum zorla kesiliyor. Ben seve seve kesildiğimi göstermem lazım dedi ya ben. Seve seve kesildiğimi göstermem lazım. Sen ben çöz. İbrahim Aleyhisselam da şaşırdı. Bu sefer çözdü. Bıçağa kızıyor. Sen bir şey kesmiyorsun. Bıçağa sesleniyor. Bıçağa vuruyor. Bıçağa kızıyor. Bıçak kesmiyor. Sonra baktı bu işte bir şey var. Bıçak dile geldi. El Halil yekul izbahi vel Celil yekul la tezbahi. Halil İbrahim diyor ki kes. Celil Allah diyor ki kesme. Ben seni dinlemem dedi. Rabbimi dinlerim. Vuruyor bıçağı ya. Bıçağı diyor lime la tekta. Niye kesmiyorsun sen diyor. Bıçak da diyor ona ki keyfen nar lem tuhrik min keşeya. Sen ateşe niye sormadın? Niye seni yakmadı diyor. İbrahim Aleyhisselam mancınıkla ateşe atıldığı zaman ateş de onu yakmamıştı. Çünkü ateş Allah'ı dinliyor, bıçak Allah'ı dinliyor Celle Celaluhu. Su Allah'ı dinliyor, Musa Aleyhisselam'ı boğmamıştı. Balık Allah'ı dinliyor, Yunus Aleyhisselam'ı hazmetmemişti.
Böylece dışarı bırak. Kaç günlerce içinde duruyor, hazmetmeden dışarı bırakıyor. Ya. Her şey Allah'ın elinde. Celle şanuhu, celle celaluhu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri tam o anda ne yapıyor? Ne yapıyor? Koçu gönderiyor. O anda nida ettik. Ey İbrahim, tamam sen gördüğün rüyayla amel ettin. Rüyanı tasdik ettin. İyi amel işleyen kullarımızı böyle mükafatlandıracağız. Gerçekten bu çok büyük bir imtihandı. Çok büyük bir belaydı, denemeydi, sınamaydı. Sen kazandın ey İbrahim. Büyük bir koçu kurban olarak gönderdik diyor. Ha, tefsirler ne diyor? O koç, o koç neredeymiş? Kimmiş, neymiş? O koçun tarihçesi neymiş? Mazisi neymiş? Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taşıyan Burak hakkında ne rivayetler okuyoruz, duyuyoruz. O koçun kıssası ne? He, o koç ta İbrahim aleyhisselam'dan binlerce sene evvel Habil aleyhisselam'ın getirdiği kurbanlık koçmuş meğer. Ha, deden böyle bir hayır yaparsa 40 nesil sonrasına da o dedenin kurbanı kefaret oluyor. Kurtuluş oluyor. Onun için Kehf suresinde geçen şehirdeki duvar ve mel cidar fe kâne li gulâmeyn yetîmeyn fil medîne ve kâne tahtev gözüllûmâ ve kâne ebûhumâ sâlihâ. Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselam Antakya'ya geldikleri zaman aç ve ilaç yorgun susuz oradan yemek istedikleri zaman oranın halkı onları misafir etmediklerinde üçüncü imtihanı Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamın ona gösterdiği ne yaptı? Kaç arşın dik duvar mübarek Hızır aleyhisselamın manevi gücü bir omuz attı, yıkılmaya meyilli duvar düzeldi. Musa aleyhisselam artık dayanamadı zaten, evvela geminin tahtasını kopardı dayanamadı, çocuğun kafasını kopardı dayanamadı. Acayip kıssaları var. En neticede ne dedi? Ya burada açlıktan ölüyoruz dedi. Bir de bize yemek vermeyenlerin duvarını tamir ediyorsun. Bir de Musa aleyhisselama da diyor ki sen de omuz ver şuradan diyor. Gel. Omuz ver diyor şuraya. Hep de Musa aleyhisselam kızdı. Dedi bari dedi bu iş az parayla olmaz. Biraz paraya alsaydık da dedi. Herifler yemek vermiyor. Biz parayla yemek alırdık dedi. Dedi işte bu sefer ayrılıyoruz. Bu son olsun. Üç defadır itiraz ediyorsun. Peki. Şimdi sana hikmetlerini anlatacağım. Anlattı. Üçüncü hikmet neydi? Bu duvar kimindi biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedi. Bu duvar dedi bu şehirde bulunan iki yetim çocuğun evinin duvarı. Bunların babası, o babasına tefsir ne diyor biliyor musun? Yedi nesil göbek önceleki dedeleri. Bu çocukların diyor, yetim çocukların, bu duvarın sahibi olan çocukların yedi göbek ötesindeki dedeleri mübarek bir adamdı. Bana Allah ledün ilmiyle bildirdi diyor. Ne olacak şimdi? Bu duvar yıkıldı yıkılacak diyor. Bir yıkılsa altta hazine var, altın küp gömü var. Altın açığa çıkacak, bu bize yemek vermeyen kızdığın adamlar altınları paylaşacak, yetimler de aç kalacak. Halbuki bu yetimlerin yedi göbeklerden dedeleri mübarek bir adamdı diyor. Allah diyor o dedesinin hürmetine bu çocukları koruyor ve beni gönderiyor buraya, duvarı düzelttiriyor. Ne olsun? فَرَادَ رَبُّكَنْ يَبْلُغَا شُدَّهُمَا اَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا. Senin Rabbin istiyor ki bu duvar çökmesin. Efendim bu çocuklar bulu çağına gelsin. Kendi evlerini kendileri yaparken inşaat harfiyatta kazıda gömüyü bulsun. Çocuklar da iyi çocuk olacaklar. Dedelerden mübarekti. Kendi paralarıyla o evlerini yapsınlar. Hazinelerinden istifade etsinler. Ha, bu ne acayip bir ledün ilmidir ki Allah Teala yedi göbek gerideki bir dedenin yaptığı bir hayrın semeresini, bereketini yüzlerce sene sonra torununda gösteriyor. Ben size diyorum ve boşuna demiyorum. Siz ki bugün bu cemaatlara geliyorsunuz, Allah bu sohbetlerin bereketini sizin nesillerinizde çıkaracak. Ha, kiminin neslinin neslinde, kiminin yedi nesil ötesinde. Ya, kim bilir, senin de bugün buraya nasip olman, kaç göbek gerideki ne mübarek dedelerin, nenelerin bir bereketidir. Sen de onların bir hayrı yüzünden buraya nasip oluyorsun.
Herkes ne yollardayken sen Allah'ı dinlemeye geliyorsun. Celle Celaluhu. Onun için sen iyilik yap, inşallah Allah nesline sirat ettirecek. Bereketini ihsan edecek. Salih amel işle. Böylece o kurbanı Allah Teala cennette binlerce sene koçu besledi, besledi, besledi. Kimi kurtaracak onlar? İsmail Aleyhisselam. Büyük bir koçla onu kurtardık diyor. Cebrail Aleyhisselam koçla beraber geldi. İbrahim Aleyhisselam hemen koçu almak istedi. Koçu yatıracak, gelecek. İsmail Aleyhisselam'a feda olacak. Koç kaçmaya başladı. Hazreti Cibril dedi ki tutayım sana dedi. Dedi sen bilmiyor musun beni havada ateşe atıyorlardı da geldin kurtarayım mı seni dediğinde ben orada bile Rabbim bana yeter dedim. Şimdi yerin üstünde mi dedi senden imdat isteyeceğim. İbrahim Aleyhisselam hiç ilmu bihali hasbi min suali ateşe atılıyor Rabbim biliyor mu diyor biliyor bilmesi yeter diyor. Cebrail Aleyhisselam diyor bir isteğin var mı? Emma aleyke bela sana işim düşmez diyor. Makamı çok yüksek. Yoksa bir meleği devreye koymak, Allah dostlarının hürmetine istemek bunlar bizim açımızdan çok iyi işler, çok salih ameller. Ama o peygamberlik dostluk makamında en ufak bir meyil efendim kabul edilmiyor. Onların makamına yakışmıyor. Yoksa bizim makamımıza göre çok yüksek bir makam. Biz Cebrail Aleyhisselam'ı göreceğiz de iş vermeyeceğiz. Veya bize bir şey teklif edecek de yok canım Rabbime kalmış benim işim falan. Bizde nerede o numaralar söker mi bizde? Adam da sen nerede kaldın diye hemen sarılır. Ya bizim makamımıza yakışan da odur. Bizim makamımız çok mu yüksek bir makamdır? Değildir. Ama İbrahim Aleyhisselam ben senden istihane etmem diyor. Senden yardım almam diyor. Her zaman öyle. Rabbi ona teslim ol deyince alemlerin Rabbine teslim oldum diyor. Onun için de Allah-u Teala dünyada da seni seçtim diyor. Ahirette de seni seçtim. Dostluğuma kabul ettim diyor. Estağfirullah. Ve lekad istafeynâhu fiddünyâ ve innehu fil âhireti lemine's-sâlihîn. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona, ey İbrahim teslim et kendini, alemlerin Rabbine teslim ettim. Teslim et malını, teslim ettim. Teslim et oğlunu, teslim ettim. Canını teslim ettim, her şeyi teslim ettim. Müslüman bu. Sana şimdi diyorlar ki bu helaldir, bu haramdır. Sen ne diyorsun? Bu zamanda bu haram olur mu? Bu zamanda bu yasak olur mu? Ben aç mı kalacağım? Beni mi öldüreceğin hoca? O caiz değil, bu caiz değil. Ölelim gidelim bari. Ne oluyor sana? On sonra Müslümanım diyorsun. İşte ya. Allah Teala kelmeyit beyne edil gassal. Cenaze yıkayıcısının elinde ölü teslim olduğu gibi sıcak döktüse yandım demez, soğuk döktüse dondum demez. Kaldırsa o yana bu öne çevirse biraz nazik ol kibar ol sana kolumu kırdın demez. Yatırıyorlar böyle eviriyorlar çeviriyorlar. Gerçi ölüye de iyi davranmak lazım. Ölünün diyor kemiğini kırmak dirinin kemiğini kırmak gibi günahtır. Hoş adam öldü diye aban demediler sana yani. Onun da suyunu ne yapıyoruz ölüyü yıkarken? Suyunu ılık yapıyoruz. Ona göre çok soğuk olmayacak çok soğuk olmayacak çünkü diriyken hürmeti neyse ölüyken de hürmeti aynıdır, ayrı meseledir. Ama diriye yaptığın efendim, ölüye yaptığını bir diriye yapsan ne yapar? Tepki verir mi? İşte ölü vermiyor. Allah Teala da nasıl Müslüman arıyor? O cenaze gibi Müslüman arıyor. Ama bir emir geldi, fırladın havaya. Bir şey buyuruldu, o olmaz. Bunu söylediler, bunun zamanı değil, şunun zamanı değil. Oho! Kuşa çevirdi. Orayı bıraktı. Burayı bıraktı. O işime gelmiyor. Bu zamana uymuyor. İslamiyeti tamamen yozlaştırmaya bakıyor. Allah Teala bizi İslam'a uyanlardan eylesin. Amin. Dini kendimize çevirenlerden eylemesin. Amin. İslam olduğu gibi duruyor. Allah'tan geldiği gibi taptaze duruyor. İslam'la amel edeceğiz. İslam'ı kendimize göre fetva aramayacağız. Biz İslam'a uyacağız.
Allah uydursun bizi. Celle şanuhu celle celal. Öbür türlü ben size anlatıyorum. Ta bana çocukken anlatırlardı bunu biz. 5-6 yaşlarımızda hafızlık yapardık. Terzi dükkanda. O zamandan anlatlardı bu hikayeyi. Ben o zaman gülerdim ama sonradan anlıyorum ki hikmeti vardı. Hocanın birisi bir yere imam oldu. Fakat ölüden çok korkuyor. Bazıları öyle korkabilir. Hepimiz de korkarız. Ha bakma sen milletin içinde korkmadığımızı. Ölüyle bizi bir yere koysalar, tıkasalar bu akşam. Uyuyamayız yani. Niye uyuyamıyorsun? O zaten yatmış uyuyor. Sen de yat. O da ya bu birden biz kıpırtar. Bir şey oldu lan nereye kıpırdayacak? Herif zaten sağlam olsa da kıpırdasa bir şey yapamıyordu da. Ölüyken kıpırdasa ne yapacak? Sanki ölüyken başka ruh girdi ona falan. Adamın aynı ruhu çıktı. Girse de bir şey fark etmez dirilse de. Ama öyle konuştuğumuza bakma korkarız yani. Böyle bakıyor adam biliyor musun? Hoca da o zaman devletten maaş almıyor, milletten maaş alıyor. Millet kabak gelecek, tavuk verecek, hoca yiyecek. İş yapmayan hocaya öyle yok. Efendim tavuk mavuk, kaz ördek yok. Dayanırlar kabak. Bu sefer ne yapacak? Efendim dediklerini yapacak. Hoca dua diye ya Rabbi bu köyde bir cenaze çıkarma diye. Ulan bu millet senin hatırına kıyamete kadar mı yaşayacak? İlla bir cenaze çıkacak. Derken bir cenaze oldu. Eyvah hoca efendi sala ver. Ölü var. Yandık dedi. Karşıki köyden imam getirse seni niye tuttuk derler. Hem seni besleyeceğiz cenazeyi karşıki köyden imam çağıracağız. Bir şey de yapamadı. Meslek elden gidecek. Bu sefer tamam ne oldu? İmam meşrutasıyla şeyin gasilhanenin arasından bir şey yapmış. Açık bir pencere gibi bir şey var. Siz hazırlayın suyunu muyunu soyun. Ondan sonra siz çıkın. Ya hoca efendi ölü tek başına yıkanır mı? Yardım lazım. Kaldıracaksın, edeceksin, çevireceksin, evireceksin. Ben tek başıma yıkıyorum. Benim adetim öyle. Siz bir şey karıştırmayın. Ondan sonra ta öteden efendim suyu atıyor. Hiç el değemiyor ölüye. Şarıl şarıl böyle. Atıyor ondan sonra hadi yıkandı diyor. Alıyorlar gidiyorlar. Zaman geçiyor. Bir cenaze daha çıktı. Al bakalım şimdi. Yine başına bela. Yine dişini sıkıyor bilmem ne. Neyse aynı usullere cenazeyi uzaktan böyle atıyor. Yine de bakıyor yani kıpırdıyor mu ediyor mu. Korku acayip bir şeydir. Oh tabii köyde bir müezzin vardı. Meczup yani. Şimdi hoş adam. Cemaattan biri kızdırmış onu biliyor musun? Bak hocaları kızdırmaya gelmez. Eline düşersin bak. Eline düşersin. Kızdırmış onu da çok. Köylerde de çok oluyor böyle biliyor musun? İstanbul'da bu camiye kızsa alttaki camiye gidiyor. Köyde nereye gidecek? Hep aynı adamdan güdüze. Kızmış ona bilmem ne. O da meczup iyi bir adam da yani. Öbürü de öldü bu sefer. Düştü bunun eline. Ulan diyor hiç bunun suyunu diyor ılıştırmadım diyor. Buz gibi suyu diyor böyle diyor. Alıyorum diyor böyle. Bir atıyorum diyor. İyi ediyor bana diyor. Meczup adam yani şimdi. O onu zannediyor ki sağ gibi biliyor musun? Ama hakikaten de sağ gibidir diyor ya. Sağken kemiğini kırmak neyse ölüyken kırmak aynıdır diyor. O şimdi soğuk su döktüğün zaman canlı adam ne yapar? Yapacak. O şimdi diyor ona bir atıyorum soğuk suyu diyor. İyi ediyor bana diyor. Ulan ölü eder mi sana öyle? Ama o şimdi kafaya taktı ya ben buna acı veriyorum diyor yani. O da şimdi efendim atıyor suları boşaltıyor. Hadi çıkarın gidin diye işi bitti. Ya millet oturuyor köyün meydanında. Diyorlar bu hoca bir acayip adam. İyi hoş da bu cenaze yıkamasından hiçbir şey anlamadık. Siz şahit oldunuz mu? Yok. Ben şahit olmadım. Yok. Bir tane muzip kalktı dedi. Ben yarın öleyim bari. Yani numara yapacak. Hoca nasıl yıkadığını anlayacak. Efendim tamam dediler. Kimse bir yakayı ele vermeyelim. Belli etmeyelim. Hadi felanca öldü. Sala ver. Hadi getirin soyun. Suyu bırak, çıkın gidin falan bilmem ne. Bunu şimdi yatırdı. Üstünü çıkarınca adam nefes alacak daha. Bir dakika iki dakika diye buna. Duruyor orada. Efendim bu zaten bakıyor. Yani sinir hasta. O şimdi öyle bakıyor zaten. Bakıyor fakat bu sefer hakikaten ilgisini çekiyor. Hafif köpeği kalkıyor iniyor biliyor musun? Böyle bakıyor. Lan diyor bu ölü müdür diri midir bu nasıl bir şeydir diyor. O korku onu cezbediyor, çekiyor. Bazı kere insan korktuğu şeyin içine sürüklenir. Çünkü korkuyla ne yapamaz? Lan madem adam şimdi bir film seyrediyor, korkuyorum. Kapat diyor. Yok, seyredeyim.
Manyak mısın nesin? Madem korktun uykuna girecek, kapat. O yine filmi sonuna kadar seyrediyor. Böyle bakıyor falan. Deli deli insanlar var. Bu şimdi diyor ki bunlar, bu diyor hareket yapıyor diyor. Nasıl yapıyor diyor. Gitti şimdi suyu atıyor ama suyu attığı zaman canlı adam da. Su da normal su. Bir canlı belirtisi var. Ölüyle aynı numarayı yapabilir misin? Bu sefer yanaşıyor yanaşıyor. Lan diyor bu canlı mı değil mi bu? Derken böyle çok yaklaşıyor. Dikkatli bu da işte hiç kıpırdayamaz ölü. Geliyor bir gırtlağına sarılıyor böyle şimdi onun. Gırtlağına salınca adam baktı ki hakikaten öldürecek beni diye. Adam da ooo yapıyor. Bu da deyince ulan hortladı zannediyor onu. Öyle ya ne zannetsin ölü diye getirdiler. Bu nasıl hareket yapıyor? Korkudan adamı bir sıkıyor. Adamı öldürüyor. Onda eceli gelmiş. Öyle çok var. Mezarın içine gitti burada bizim. Allah sana emanet versin. Nabız abinin babası beni. Mezarın içine kazılmış mezar orada. Geçen yine oldu burada Edirne kapıda. Adam şey bitti. Cenaze gömüldü bitti gidiyoruz. Orada bir kazılmış yeni mezar oldu. De şunun içine bir yatayım. Yattı öldü orada. Geçen birinin başına geldi. Tabii. Biz Mahmuz abinin babası derdi. Ya derdi ananın mezarına bir şey mi oldu acaba? Mezarını gördüm falan. Gitti mezarına o da orada öldü. Öyle çeker. Efendim. Bu da şimdi dedi ya ben yarın öleyim bari. İşte bak görüyor musun? Hakikaten eceli gelmiş. Adam onu boğdu. Bu sefer millet de dışarıda ne olduğundan haber yok. Çıktı bu dışarı. Bir daha dedi yarım canlı getirmeyin dedi. Öldürene kadar canım çıktı dedi ya. Tam ölçün öyle getirin. Ha şimdi size bunu anlattığımda ne kadar hikmetler var. Niye anlattım? Gerçek Müslümanla sahte Müslümanın farkını anlatıyor. Gerçek ölüyle numaradan ölü. Gerçek ölü nasıl? Soğuk, sıcak. Adamı götürüyorlar şeye, adli tıpa, morgdan alıyorlar, adli tıpta ne yapıyorlar adamı? Doğruyorlar, parça parça parça. Ölüden ses çıkıyor mu? Yok. Müslüman nasıl olacak? Ölü gibi. Kime karşı? Allah'a karşı. Sellemnel emrelillah. Kurban size onu gösterir. İşi Allah'a teslim etti. Canı Allah'a teslim etti. İstersen etme, canını zaten alacak. Allah diyor ki zaten canını alacağım. İstesen de istemesen. Sen seve seve teslim ol da sen kazan. Sen kazan. Yoksa yine sen dirensen de bir şey koparamazsın. Bir dakika fazla yaşayamazsın. İslam'ı tam yaşasan sen kazanırsın. Allah kardan zarardan münezzehtir. Allah'a ne ihtiyaç var? Allah'a ne ihtiyaç var sana bana? Ha şimdi tam Müslüman İbrahim Aleyhisselam. Her şeyi teslim ol diyor. Alemlerin Rabbine teslim oldum diyor. Hakiki ölü. Ha bizim gibi Müslümanlar o numaradan ölü. Niye? Gırtlağına basana kadar ölü numarası yapıyor. Nasırına bastın mı bas bas bağırıyor. Hani sen Müslümanlı diyor. Ben Müslümanım diyor. Enayi değilim diyor ben Müslümanım diye. Beni soymaya kalktınız diyor. Nedir bu diyor? Zekat, mekat, sadaka, fitre. Her dakika ver ver ver. Ya adam Resulullah Efendimiz zekat istedi sallallahu aleyhi ve sellem adam kalktı ne dedi? Milleti soymanın yolunu buldu dedi. Adam peygambere dedi bunu. Ya? Onun için size İslamiyet'i anlatıyoruz. Aklınızın anladığı gibi yaklaştırmaya çalışıyoruz ama öyle meseleler de var diyoruz bunların akılları almak. Niye biz düşünmüyoruz ki şöyle bir cemaatler olsa, şöyle bir toplumlar olsa, biz Allah'ın dininin hangi hükmünü anlatsak, amenna ve saddekna deseler, hiç itiraz etmeseler, öyle meseleler çünkü, acaba öyle mi, olur mu, böyle mi, şöyle mi? Nasıl Müslümanlık bu? Ha. Ayağına basana kadar Müslüman. Allah'ımız onun için hep yalvarıyoruz. Ya Rabbi bizim foyamızı meydana çıkaracak imtihanlar yapma bize ya Rabbi. Biz gayba iman ettik. Bu imanımızı bağışla bize sen ya Rabbi. Bize teslimiyet nasip eyle. Amin. İşte şimdi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam bu imtihanı kazandı. İsmail Aleyhisselam ağlamaya başladı. Hazreti Cibril koçu getirirken Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbirlerle melekler peşinden göklerini minimliyor. İbrahim Aleyhisselam bıçak elinde koçu görünce La ilahe illallahü Allahu Ekber. İsmail Aleyhisselam yattığı yerden Allahu Ekber velillahilhamd.
Canını bağışladı Allah'ım, senalar olsun, ama ağlamaya başladı. Dedi ki, İbrahim Aleyhisselam sordu ki, bu saatte, bu anda, sevinç anında sevinçten mi ağlıyorsun yavrum dedi. Cevaba bak. Ve keyfe la yebki men eb'adehu l-habib ve lem yardahu l-takrib. Benim gibi insan nasıl ağlamasın ki sevgilisi onu kurban olarak kabul etmedi dedi. Bu bir iman meselesi ya. Allah var arkadaş. Ona kavuşmak var. Huzuruna gitmek var. Cennetine girmek var. Cemalini görmek var. Bu uğurda her şeyi verebilmek var ya. Ama bu iman meselesi. Bir acaba varsa işin içinde, o zaman her şeyini esirgersin. Her şeyini acırsın. Uykundan veremezsin, parandan veremezsin, sağlığından veremezsin. Allah yoluna bir şey veremez. Hiçbir bir kelamla konuşmasın. Allah için bir insana bir şey bile anlatmasın sen. Şu dostlara bak. Ben ağlamayayım da kim ağlasın dedi. Hazreti Cibril dedik, ey İbrahim, Allah Celle Celaluhu şu anda sana %100 kabul bir dua verdi. Kurban kestiğiniz anda size de o dua verildi. İnşallah kurban kestiğiniz zaman ne yapacaksınız? Hemen kurbandan sonra bıçağı elinizden alır almaz 2 rekat namaz var. Efendi Hazretlerimiz o namazı hep kılar. Ben senelerce seyretmişim. Namazını, kurbanını keserdi mübarek. Kendi eliyle keserdi. Ondan sonra 2 rekat namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bıçağı bırakır bırakmaz. Gidin 2 rekat namaz kılın. Ondan sonra ne isterseniz %100 kabul olacak. Hiç bu zamana kadar kıldınız mı? Kılmadınız. Bu sene siftah olsun. Bana da bir dua nasip olsun. E ne yapalım? 2 rekat namaz kıldırıyoruz inşallah. Müstehaptır. Bu... Kesen değil, sahibi. Yani hissedarların hepsi tabii. Aa, hepsi öyle olur mu? İyi, 7 hisseye bir kişi mi kılacak? Öyle olur mu? Herkes, kurban sahiplerinin her biri kurbanı kesilir kesilmez 2 rekat Allah rızası için namaz kılacak. Ve o namazın akabinde yaptığı dua %100 kabul. Bunu da yeni duydunuz bak. Ha, amel edersiniz inşallah. Hazreti Cibril dedi ki, Allah sana şu anda kurbanını kabul etti ve sana müstecap dua nasip etti. İste ne istersen dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın o andaki duası, Allahümme la tuazzib ehaden min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, bu benim yavrum İsmail'den gelecek ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinden hiçbirine azap etme dedi. Şu peygamberler bize dua, melekler bize dua. Ne ümmetmişiz, ne hayırlı ümmetmişiz be. Müslümanlar, bu hayırlılığımızı koruyalım. Küntüm hayra ümmet nuhricet linnâs te'murûne bil ma'ruf ve tenevne al münker. Allah sizin kaşınıza gözünüze aşık değil. Siz en hayırlı ümmetsiniz. Dünya kuruldu kurulalı hiçbir peygamberin ümmeti sizin kadar hayırlı bir ümmet değil. Neden? İyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz. Ey bu kadar Müslüman cemaat! Gözünüzün önünde millet Noel kutlamaya, Hristiyanlaşmaya meylederken siz niye böyle yapıyorsun, sen Müslümansın, haramdır, günahdır demezseniz bu ayetten nasibiniz var mıdır? Siz en hayırlı ümmet misiniz o zaman? En hayırlı ümmet Ebu Bekir Sıddık'sa en şerli ümmet de Ebu Cehil'dir. Gökdeleni ters çevirdiğin zaman en üst kat en dibe gelir. Nasıl ki en hayırlıyız? Vaaz ettiğimiz için, iyiliği emrettiğimiz için, tebliğ yaptığımız için, insanlara ulaştığımız için. He, bunu yapmazsak da neyiz? Allah muhafaza, en şerli, en zararlı ümmetiz. Allah bizi en hayırlı ümmetlere dahil etsin. İnşallah bu Noel tehlikesi, bu sohbet kaseti Noel'le ilgili. Siz millete ulaştırın. Üçer beşer, elinizden geldiği kadar. E ben ulaştıramıyorum. Bu arada yeşil kutular var. Geçen hafta demeyi unutuyorum. Siz de iyi ki hoca bir şey demedi diyorsunuz. Yeşili meşili görmeden gidiyorsunuz. Öbür yeşil dolarları görüyorsunuz. Bu yeşili görmüyorsunuz. Bu cenaze arabası gibi. Bunu görün siz bunu. Bu cenazeyi hatırlatıyor bana. Ya. Niye? Dağılacak, dağılacak. Bak geçen gün ben 30-40 tane kendimden dağıttım. Dağılacak her gece. Her kadroya, her insanlara dinleyin, dinleyin, dinleyin. Kurtarın kendinizi ateşten, cehenneme gözü bakarak girmeyin. Allah toptan bela vermesin bize kardeşim. Bir gayret yapın ya. Sizin gayretinizle Allah ümmeti kurtaracak. Siz kendinizi hakir görmeyin ya.
En hayırlı ümmetsiniz. Koca İbrahim Hocam dua ediyor. Ya Rabbi azap etme ahir zaman ümmetine diyor. Bu kadar peygamberlerin duasına mazhar olduk. Şimdi onların yüzünü hak edelim inşallah. Muhammed Mustafa'mıza arz ediliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her sabah akşam yaptıklarınız bana gösteriliyor diyor. Şimdi görse ki bu ümmetler insanları Resulünün yoluna davet ediyorlar. Resulullah'a da bu rapor yarın sabah arz edilecek. Her sabah akşam arz edilecek. Buna iman ediyoruz. Kabrinde bizi devamlı teftiş ediyor. Peygamberimizin yüzü gülse, memnun olsa, ne olur yani sevinse. Bu kadar üzerine karşılık. Bir de biz sevindirelim inşallah. Ümmeti mentemezse ki ümmetim benim yoluma sarılandır. Davetimi ulaştırandır. Tamam mı? Kim benim davetimi ulaştırmaz? Şefaatimi de Allah ona ulaştırmaz. Bu ayetler, bu hadisler Resulün davetidir, tebliğidir. Senin benim bir katkım yok. Ulaştıranlardan olun. Allah muratlarınıza ulaştıracak. İnşallahurrahman. Şimdi bu vesileyle diyoruz ki kurban, kurban nedir? Efendim, vaciptir. Edin şu mezhepte şöyle, bu mezhepte böyle. Şafii mezhebinde, Maliki, Hanbeli, efendim, sünnettir. Ama Hanefi mezhebinde nedir? Vaciptir. Hakime vaciptir? Nisaba malik olanlara. Haftaya inşallah kitabı sizlerinize verdiğimizde zekata tabi olanla kurbana tabi olanlar farklıdır. Onları size anlatacağız inşallah. Ancak herkes bir gayret ederse, şimdiden niyet ederse Allah Teala fazl-ı keremiyle onu zengin eder. İnşallah ona bir kurban kesme imkanı nasip eder. Ahmed İbni İshak Hazretleri radıyallahu anh diyor ki bir kardeşim vardı. Fakirdi, muhtaçtı. Fakat her sene kurban keserdi diyor. Allah Allah. Sonra vefat etti. Dedim ya Rabbi kardeşimi göster bana, görmek istiyorum. Abdest aldım, abdestli bir şekilde yaptım Evliyaullah'tan. Bir de baktım diyor, kardeşim o sırada kıyamet kopmuş, insanlar mezarlardan kalkmış, o da bir alaca at üstüne binmiş, önünde de sürü sürü develer. Allah. Kardeşim Allah sana ne muamele etti dedim. Dedi ki gafar Ali, Allah beni bağışladı dedi. Dedim Allah kurban olduğum bağışlamaya sebep arıyor. Neyle bağışladı seni? Dedi ki bir yaşlı koca karı vardı, ihtiyar, muhtaç kalmış. Allah rızası için ona bir sadaka vermiştim. Hiçbir işe bakmadı dedi, hiçbir amelimi, o sadakayla beni affetti dedi. Allah bu istediğine istediğini yapar. Peki. Dedi bu önündeki sürüler ne? Dedi bunlar benim dünyada kestiğim kurbanlarım. Şimdi bindiğim de dedi ilk kestiğim kurbanım. İlk kestiğiyle bindirmişler. Abdumu dahayakum fe inne ale sırat metayakum. Kurbanları seçerken büyük alın diyor. Çünkü sıratta onlara bineceksiniz. Adam 7 hisse almış 150 kilo, ulan 150 kiloluk inek nasıl taşısın 7 hisseyi? Ha. Allah taşıtır inşallah. Yemenahşurul muttakine ile rahmani vefta. Allah böyle takva sahibi kullarımı huzuruma binekler üzerinde haşredeceğim. Herkes yerlerde yüzüstü sürünecek. Kurban kesenler bineklerine binerek gelecekler. Sıratı kurbanlar üzerinde geçecekler. O kurbanlar dile gelecekler. Bizi dünya ahiret felaketlerden kurtaracaklar inşallah. Nelere vermiyoruz canım inşallah. Allah ama hakikaten muhtaçtır. Borç al da kes diye böyle bir vacip yok. Ama imkanı olanlar, yani şimdi 300-400 milyona bir cep telefonu alıyoruz. Bazıları da senede birkaç kere değiştiriyor yani. Şimdi 300-400 milyona bir koyun kesebilir mi cep telefonu alan adam mesela? Ama inşallah herkes kendini zorlasın manasında konuşmuyorum. Ama ne kadar muhtaç da olsak o bineklerimizi Allah'ın huzurunda bekletelim inşallah. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu Vesselam ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve ala Alihi ve Sahbihi Ecma'in. Allahümme inna nes'eluke el cenneh ve ma qarrabe ileha min kavlin ve amel. Ne'udü bike minen nar ve ma qarrabe ileha min kavlin ve amel. Allahümme inna nes'eluke min khayr ma se'eleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udü bike min şerri mesta'adeke min nebiyyuke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fe entel müsta'an ve aleyke el belâgu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.